Bir günde zamanında başlayan. Ne oldu? Kendi kendime kızıyorum. Geldi mi? Hemen paylaş Ahmet. Geldi. Evet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İstanbul Üsküdar. Uğur Elektronik'ten herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Tamam Mehmet, geldi mi? Canlı yayınımız geldi ve başladık. Evet arkadaşlar, İstanbul Üsküdar'dan, Uğur Elektronik'ten tüm Türkiye'ye, Türkiye'deki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyoruz. Geçmiş bayramınız önce mübarek olsun. Bayramınızı bir kutlayalım, öyle başlayalım. Türkiye'deki tüm kardeşlerimizin, bizi dinleyen, bizi seven, bizi takip eden tüm arkadaşlarımızın geçmiş bayramı mübarek olsun diyelim. Önce bayramları kutlayalım. Bu bayram İstanbul'daydık, bir yere gitmedik. Ama Allah nasip ederse önümüzdeki hafta da buradayız. Ondan sonraki hafta inşallah İstanbul dışına doğru bir yolculuğumuz olacak. Aşağı yukarı şöyle bir hafta 10 gün kadar İstanbul dışında olacağız. Bazı illeri ziyaret edeceğiz. Hatırlarsanız geçen canlı yayında söylemiştim size. Derneğimiz kapandı ama biz yine de sizlerle görüşmeye, sizleri ziyarete geleceğiz. Dernek olarak, dernek başkanı olarak değil ama Uğur Kulaç olarak, Uğur Elektronik olarak sizleri ziyarete geleceğiz demiştik. Sözümüzü tutacağız. Allah nasip ederse ayın 10'unda, Haziran 10'unda herkes işbaşı yapacak, herkes işinin başında olacak. O hafta burada İstanbul'dayız. Ondan sonraki hafta büyük bir ihtimalle İstanbul dışına çıkacağız. Bir yol güzergahımız olacak. Bunu zaten Facebook'tan duyuracağız. Hangi illere gideceğiz, orada ne yapacağız? Bunları hep size anlatacağız, duyuracağız. Gittiğimiz illerde sizlerle görüşeceğiz, sohbet edeceğiz, çay içeceğiz. Sizleri dinleyeceğiz, sıkıntılarınız varsa sıkıntılarınız, talepleriniz varsa talepleriniz. Bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. Temmuz ayında da inşallah bir etkinliğimiz olacak. Bir kamp, bir mangal etkinliğimiz olacak. Bunu da size yine duyuracağız. Temmuz'un kaçında olduğunu önceden size bildireceğiz arkadaşlar. Ama bunu muhakkak yapacağız inşallah. Allah'tan bir mani olmazsa. Geçen sene yapamamıştık. Bu dert oldu içimize. Bu sene inşallah yapma planımız var. Hepiniz davetli olacaksınız. Tüm Türkiye'den kim isterse kampımızın adresini, konumunu bildireceğiz, atacağız. Sizleri de davet edeceğiz. Haziran ayında Uğur Elektronik olarak biz faal olacağız. Bazı illerde etkinliklerimiz, bazı illerde de arazide videolarımız olacak. Pazartesi günü bir video atacağız arkadaşlar. Pazartesi günü bir video atacağız Facebook ve YouTube'a. Lütfen bu videoyu çok çok dikkatli seyredin. Aşağı yukarı 50 dakika kadar bir zaman sürüyor. Videoyu çekmek 3 saatimizi aldı. Tam 3 saat kesintisiz bir video çektik. Hızlandırılmış hali 50-55 dakika gibi bir zaman aldı. Sizden ricam, eğer dedektör alacaksanız, derin arama cihazı arıyorsanız, aklınızda şüpheler varsa, ya derinden arama yapabilen, derindeki metali gördüğü halde ayrım yeteneğine sahip bir makine var mı diye kafanızda bir şüphe varsa, böyle bir cihaz arıyorsanız pazartesi günü atacağımız videoyu lütfen seyredin. Çünkü bugüne kadar böyle bir video çekilmedi ve çekileceğini de biz zannetmiyoruz. Bunu her zamanki gibi ilk defa yine biz çektik ve pazartesi günü atacağız inşallah. Biliyorsunuz bir algı operasyonu yapılmış bizim sektörümüzde, piyasada. Nedir o? VLF cihazlar derine inmez, VLF cihazlar derindeki metali görmez, görse de ayırt etmez, metali ayıramaz diye bir algı operasyonu yapılmış sizlere. Biz bu algıyı tamamen ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Pazartesi günkü videomuz
bu konuyla alakalı. 3 saat kesintisiz çekilen bir video bu. Bunu lütfen seyredin arkadaşlar. Ve siz de inşallah o videodan sonra bütün düşünceleriniz sizin de değişecek. Unutmayın, zannettiğiniz gibi büyük başlıklarla, uçurtma başlık, kare başlıklarla derine iner teorisi artık tamamen ortadan kalkacak. Bazı firmaların, bazı dedektör satıcılarının iddia ettiği gibi VLF'ler tek paradır, VLF'ler derine inmez, VLF'ler düzgün ayrım yapmaz. Bu kadar küçük başlıkla o kadar derinden metali göremezsiniz hikayeleri bu videodan sonra ve bu videodan sonra gelecek videolardan sonra tamamen tarihe karışacak arkadaşlar. Ben sözümü tuttum. İlk videoyu pazartesi günü atacağız. Ondan sonra arka arkaya sırayla videolar gelmeye başlayacak. İnşallah bütün bu kanıyı kökünden ortadan kaldıracağız. Benim talebim şu arkadaşlar. Şu anda bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma var. Bunların birçoğu imalatçı değil. Biz Uğur Elektronik olarak kendi cihazını üreten Türkiye'de 1-2 firmadan bir tanesiniz. En büyüğümüz, öyle diyebilirim. İnşallah Allah nasip ederse amacımız sizler için çok daha iyisini yapmak. Sizlerin istediği o güzel, o mükemmel, o kusursuz, o hata seviyesi minimuma inmiş cihazları yapmak. Derdimiz bu. Bizim uzmanlığımız derin arımacı. Biz yapacağımız tek parada da, bakın, yüzey arama cihazında da, atık metal dediğimiz yüzeysel metallerde de yine size derinden bunları bulabilecek cihazlar yapacağız. Yakın zamanda inşallah onlar da sizin için hazır olacaklar. Biz hummalı bir çalışma halindeyiz. Ar-Ge'miz ve üretimimiz hiç durmadı. Bayramda da açıktık biliyorsunuz. Bayramın ikinci günü itibaren de açıktık. Ve inşallah artık durmamacasına sürekli faal bir şekilde işimizin başında olacağız. Ayrım yapabilen cihazlar arıyor insanlar. Biz bu cihazları bugüne kadar yaptık, sattık. Birçok insan inanmadı ama sattığımız her cihazda bir kere daha ayrım yapabilen cihazların olduğunu ispat ettik. Özellikle altın ayrımı lüzumsuz dendi ama unutmayın biz altın avcısıyız. Biz defineciyiz. Biz tarihi eser kaçakçısı, biz mezar soyguncusu değiliz. Evet arkadaşlar, Türkiye'de şu anda birçok firma, birçok satıcı faal. Bir şeyler yapıp satıyorlar. Ama ne yazık ki birçok insan çalıştığı işle alakalı, çalıştığı sektörle alakalı, hizmet ettiği sektörle alakalı herkese doğruları söylemez. Bak, her satıcı sattığı ürünle ilgili doğruları söylemez. Maalesef doğrular satışı azaltan faktörler içinde sayılır ve kabul edilir. Özellikle bizim sektörümüzde, güven sorunu var. Bunun tabii geçmişe dayalı bir mazisi de var maalesef. Bu güven sorununu yine firmalar maalesef ortaya çıkartmış. Bazı firmalar yalanlarıyla, bazı firmalar işte enteresan, absürt iddialarla, abuk subuk çalışan veya çalışmayan cihazlarla sektörümüzde bir güven sorunu ortaya çıkarmış. Defineciler hangi cihazı alacaklarını bilmiyorlar. Artık bir karmaşa oluşmuş. Birinin at dediğine diğeri kara diyor. Birisi bu cihaz böyle çalışır derken diğeri hayır öyle çalışmaz şöyle çalışır diyor. Hem bir karalama kampanyası olmuş sektörde hem de bir algı operasyonu geçirmiş sektörümüz ve müşterilerin, definecilerin bu cihazları almak isteyen kişilerin zihinleri bulanmış. Biz firma olarak neredeyse 3 yıldır bu karmaşayı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Ve inşallah bir nebze de olsun başardık. Amacımız hem sizlerin istediği
güzel, kaliteli cihazları üretip sizlere sunmak, bir taraftan da definecilerin sorunlarıyla ilgilenmek, onları ortadan kaldırmaya çalışmak. Biliyorsunuz bunun için bir dernek çalışmamız da oldu bizim. Maalesef istediğimiz ilgiyi sağlayamadık. Birçok sebepten dolayı. Yine bazıları maalesef sektörümüzdeki bu puslu havayı sevdiği için derneğe abuk subuk iddialarla ortadan kaldırmaya çalıştılar. Aynı zamanda yine bizim sektörümüzde, bizim içimizde abuk subuk insanlar da var. Bu abuk subuk insanların söylemleri de sektörü alt üst etmiş, karıştırmış. Cincilerimiz, uyducularımız, güvenlikçilerimiz, bütün bunlar bir araya geldiğinde bir çorba misali, karma karışık bir keşmekeşin içine düşmüş sektörümüz. Biz Uğur Elektronik olarak bir düzen getirilmesini talep ettik. Bunun için önce olmaya çalıştık. Ama ne yazık ki dediğim gibi bizden önce sektöre pusu atmış, sektörün işte yolunu kesmiş bazı firmalar veya kişiler bizim bu söylemlerimizi önünü kesmek için, yalanlamak için abuk subuk iddialarla ortaya çıktılar. Ama zaman içinde bunlar çürüdü ve onların iddiaları ortadan kalktı. Bizim haklı olduğumuz bir kere daha ortaya çıktı. İnşallah zaman birçok şeyi tedavi edecek diye düşünüyorum. Birçok şeyi düzeltecek diye düşünüyorum. Tabi burada size ve bize çok ciddi vazifeler düşüyor. Siz de biz de eğer defineciliği bir meslek olarak görüyorsak, defineciliğin bir para kazanma amacı olarak görüyorsak, önümüzde dikkat etmemiz gereken yine birçok şey var. Sizlerin ve bizlerin. Üretici ve satıcı olarak bizlerin, yine defineci olarak, aynı zamanda da sizlerin, kullanıcı olarak. Dikkat etmeniz gereken ve dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bizler satıcı olarak ürünlerimizi, sattığımız cihazlarımıza dikkat etmezsek, cihazlarda olmayan özellikleriyle satmaya çalışırsak, yalanla satmaya çalışırsak, eninde sonunda o firma batacak demektir. Çünkü eninde sonunda o yalan Bağdat'tan dönecek. Sizlerin de tüketici olarak, bu cihazları kullanan insanlar olarak, etrafınızdaki insanlara ve olaylara dikkat etmeniz gerekiyor. En başta lütfen kanunsuz bir şeylere meyletmeyin. Kanunsuz bir şeylere meyletmeyin. Ve tarihsel kaçakçılığı ve ruhsatsız kazılara dikkat edin. Bunlar da sizin dikkat etmeniz gereken şeyler. Yine cihaz satıcılarına dikkat edin. Alacağınız cihazlara dikkat edin arkadaşlar. Evet. Sektörle ilgili sıkıntı büyük. Sorunumuz büyük. Biz her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Öğrenmeniz ve bilmeniz için. Siz de zaten sosyal medyada araştırıyorsunuz bunları, biliyorum. Karşınıza birçok şey çıkıyor. Doğru yanlış okuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ama lütfen herkese inanmayın. Çok soru sorun ve şüpheci olun arkadaşlar. Bir bayramı daha geride bıraktık. Ramazan bitti. Aha, bayram da bitti. Pazartesi günü inşallah herkes işinin başında olacak. Sizden ricamız şu, yarın öbürsü gün İstanbul'u terk etmiş, İstanbul'dan çıkmış birçok kardeşimiz İstanbul'a geri dönecekler. Özellikle araç kullanacak olan arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın. Bakın, sadece tatile giderken bir sürü insan hayatını yollarda kaybetti ve bir sürü insan şu anda yaralı. Sizden rica ediyoruz arkadaşlar, lütfen dönüş yolunda dikkatli kullanın arabanızı. Arabanızın içerisinde sizin canınızla beraber sevdiğiniz insanların canları da var. Lütfen dikkat edin. Kazaya mahal verecek bir şey yapmayın. Uykusuz, alkollü, yorgun araç kullanmayın. Yanınızda muhakkak bir yedek şoförünüz olsun ya da dinlenin. 4 saat sonra refleksleriniz ciddi anlamda yavaşlayacak ve hata yapacaksınız. Lütfen her şeye kızıp sinirlenmeyin. Arabanızı düzgün kullanın. Çoluk çocuğunuzu yetim öksüz bırakmayın. Sizden rica ediyorum. Çünkü yarın öbürsü gün yola çıkacaksınız. Dikkatli yolculuk yapın. Şimdiden Allah Teala yardımcınız olsun. Sizleri kazalardan, belalardan ve musibetlerden inşallah korusun.
Evet, pazartesi itibariyle herkes işinin başında olacak. Uğur Elektronik olarak bizler bir kampanya düzenlemiştik. Bu kampanyamız pazartesi günü sona erecek. Pazartesi günü akşam mesai saatinde, saat 7'de yani, kampanyalarımız sona erecek. Ve cihazlarımız eski orijinal fiyatlarına geri gelecek. Bugün arkadaşlarımız iki tane içerik paylaşmışlar sizlerle Facebook'tan. Eğer bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar, lütfen bizi arayın, isminizi yazdırın. Sizden belli bir miktar kapora yatırmanızı isteyecekler. Bu kaporayı yatırdıktan sonra kampanya fiyatlarından ürününüzü almayı hak kazanacaksınız. Uğur Elektronik'in şu anda Türkiye'de 4 tane bayisi var biliyorsunuz. Mersin'de, Düzce'de, Bursa'da ve Ordu'da. Bu kampanyalarımız bayilerimizde de geçerlidir. Aynı şekilde onları da arayabilir, adınızı yazdırabilir ve kaparanızı yatırabilirsiniz. Kapara yatıran, adlarını yazdıran kardeşlerimiz, arkadaşlarımız arasında kampanyamız devam edecek. Onlar cihazlarını kampanya fiyatından alacaklar. Ama pazartesi itibariyle fiyatlar eski haline gelecek, haberiniz olsun. İkinci bir kampanya ne zaman düzenlenecek daha şu anda belli değil. Bunu zaten size duyuruyoruz, bildiriyoruz. Ben hep söylüyorum. Şu anda biz, bakın şu anda biz Uğur Elektronik olarak belki de sektörde gerçekten istenilen cihazların yapabilecek kapasiteye sahip tek firmayız. Bizim ürün kalitemiz şu anda belki de dünyada üretilen birçok cihazla yarışır düzeyde. Size aslında teknolojiyi, kaliteyi çok uygun fiyatlara sunuyoruz. Ben bir şey anlattım hatırlarsanız. Dedim ki, böyle bir başlıkla bu derinliklere inebilen ve o derinlikte gördüğü metali ayırt edebilen bir cihazı böyle uygun fiyatlara zaten bulamazsınız. Adamlar uçurtma başlıklarla, 1 metrelik kare başlıklarla ancak bu derinliklere inebiliyorlar. Metal ayrımı yaptıramıyorlar. Boşluk bulamıyorlar. Maden ve mineralden etkileniyorlar. Ve bu cihazı size 50-60 bin liralara satıyorlar. Biz tüm bu sorunları ortadan kaldıran, bu sorunlardan etkilenmeyen ve bütün bunların üstesinden gelebilen cihazları şu anda maksimum 7 bin lira gibi bir paraya satıyoruz. Arkadaşlar, bazı kişiler bize diyor ki, madem bu kadar kaliteli bu cihazı niye 7 bin liraya satıyorsunuz? Bakın düşünebiliyor musunuz? Adam 60 bin liralık cihazın, 100 bin liralık cihazın çok kaliteli olduğuna inanmış. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın böyle bir şey yok. Fiyatın yüksek olması o cihazın kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Ben bu ülkedeki insanların alım gücünü biliyorum. Ve o yüzden sizin alım gücünüze uygun cihazlar yapmaya çalışıyorum. Yoksa biz de biliyoruz o cihaza 60 bin lira, 50 bin lira etiket fiyatı koymayı. Sizi uyarıyorum bu konuda. Gösterişli, kutuları güzel, kolileri güzel cihazların güzel çalışacağı anlamına gelmez. Haberiniz olsun. Ha yine de kandırılmak istiyorsanız, şu anda piyasamızda birkaç tane üçkağıtçımız var. Onları siz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da zaten tuzaklarına düşeceksiniz. Önemli değil. Gidip kandırılabilir, dolandırılabilirsiniz. Sorun yok bizim için. No problem. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlarımız not alıyorlar. Siz sorabilirsiniz sorularınızı. İşaret konusu çokça gündeme geliyor. Yine bizim Uğur Elektronik Define Gerçekleri diye Facebook'ta bir grubumuz var. Bu gruba işaretlerinizi atıyorsunuz. Ben de fırsat buldukça oradaki işaretleri cevaplamaya çalışıyorum sizler için. Siz bu gruba işaretlerinizi atmaya lütfen devam edin. Şu anda Uğur Elektronik'te arkadaş limitimiz dolmuş değil mi Ahmet? 5000 kişiyi doldurmuşuz. Sizden ricam arkadaşlık isteklerinizi Uğur Elektronik Define Gerçekleri grubuna yönlendirin. İletişime geçmedi mi? Bir kere geçti de sonra kaybettik. Mehmet Şahin kardeşimiz bizden çekilişten alan tanıma kazanmış. Lütfen bizi arasın.
Yoksa hakkını başka birine devredeceğim. Haberiniz olsun. Yok, aradı da. Bir iki defa eksik kaldı. Netleştirmemiz lazım. Aradı mı? Aradı yani. Tamam. Aynen. Aramış, tekrar aramasını istiyor arkadaşlar. Birkaç şey soru, birkaç soru soracaklar herhalde. Detay var diyor Ahmet. Mehmet Şahin değil mi? Mehmet Şahin kardeşim. Alan tarama için, alan tarama kazanmış çekilişte. Herhalde adres bilgileri veya TC eksiktir. Onlar için bizi arayacaksınız. Lütfen unutmayın. Haziran ayı içinde veya Temmuz'da bilmiyorum. Tam tarih belli değil. Yine büyük bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişimizde alan tarama, görüntüleme sistemi ve dedektörler yine hediye edilecek sizlere. Sizden rica ediyoruz. Lütfen bunu bekleyin. Yine güzel, büyük bir çekiliş olacak inşallah. Aynı kişiye mesaj atın. Az önceki mevzu yarım kaldı. Tamamlayayım. Uğur Elektronik grubumuz arkadaş kabul edemiyor şu anda. Limiti dolmuş. Tamam. Uğur Elektronik Define Gerçekleri grubuna lütfen arkadaşlık istekleri gönderin. Oradan sizi kabul edelim arkadaşlar. Bizi oradan takip edin. Sizden rica ediyoruz. Evet. Önümüzdeki hafta. Ayın 10'undan sonraki hafta ne? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17'sinden sonra değil mi Ahmet? Pazartesi 17'si oldu. Tamam. 17'sinden sonra evet arkadaşlar. Haziran 17'den sonra büyük bir ihtimalle bizim İstanbul dışına çıkışımız olacak. Bazı illeri ziyaret edeceğiz tek tek. Onu da size duyuracağız hangi illere geleceğimizi. Orada arazide videolarımız olacak. Onları da duyuracağız. Ve inşallah orada yine sizlerle bir araya geleceğiz, toplanacağız, sohbetler edeceğiz. Bunu da zaten duyurduk. İşaret konusu Uğur Elektronik'in yine Facebook'ta bir grubu var. Uğur Elektronik Define Gerçekleri. Lütfen işaretlerinizi oraya atın arkadaşlar. Bana Messenger'dan da gönderiyor bazı kişiler. Ben onlara da bakıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Ama gerçekten bir yoğunluğumuz var. İşaret konusu çok sıkıntılı bir konu. Öyle ayaküstü bakıp da hemen alelacele çözülüp sizlere anlatılacak konular değil. Bakılıp, incelenip, dikkatle incelenip cevap verilmesi gerekiyor. Ben de fırsat buldukça bunu yapmaya çalışıyorum. Bizim şu anda arazi ekibimiz faal. Kiralama arkadaşlar. Şu anda araziye gelip de size gelip de ölçümlerinizi yapabilecek arazi ekibimiz kiralama şu anda faal. Eğer arazide ölçüm istiyorsanız, yerleriniz varsa, bakılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Bizi arayın. Bilgilerimizi alacağız. Bazı sorular soracağız size. Ondan sonra anlaşırsak zaten gelip yerlerinize bakılacak. Yani etüdümüz, arazi etüt işlemimiz devam ediyor. Arazi ekibimiz faal. Kiralama sistemimiz faal. İstediğiniz zaman arayıp Ahmet'le görüşeceksiniz. Size bazı sorular soracak. Yerinizle ilgili bilgiler alacak. Size fiyatlar verecek. Kabul ederseniz gelip yerinize bakılacak. Şahin kardeşim zaten bu konuda şu anda yetkili. Şahin'in de zaten telefon, Ahmet yazsan oraya. Şahin'i de arayabilirsiniz. Bizim telefonlarımız da yaz. Bizi de arayabilirsiniz. Kiralama istiyorsanız, arazi için kiralama istiyorsanız, abi bizim yerlerimiz var, gelip bakılmasını istiyoruz diyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Bayilerimiz de aynı şekilde, bakın bayilerimizde de aynı şekilde kiralama sistemimiz var. Bayilerimizle de iletişime geçebilirsiniz. Tamam. Bu da tamam. İlkay kardeşim, İlkay Güner. Eyvallah. İlkay abimiz cihazı hediyemi aldım diyor. Beni mutlu ettiniz diyor. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Abi güle güle kullan. Güle güle kullan. Bizlere dua et. İlkay abimiz çekilişte Golden Rain kazanmıştı. Biz cihazını gönderdik. Golden Warrior kazanmıştı. Biz cihazını gönderdik. O da bize bir video çekip gönderdi. Yayınladık. Ben en çok şu Fransa'daki abiye gittim. Neydi adı? Erkan. Erkan da değil mi? Mehter. Erkan Demirtaş. Erkan Demirtaş Fransa'dan bizden cihaz almıştı. Mehter marşıyla tekbirlerle cihazını açmış. Videosunu gördüm, ben çok sevindim. Hoşuma gitti yani. Ekstradan bir şey söylemek istiyorum hocam. Erkan abinin şöyle bir şeyi var, isteği var.
bütçesi yeterli olan arkadaşlar bağış yapılsın. Bu paralar biriktiği zaman dedektör hediye edilsin. Kendisi şu an 200 lira yolladı. Bak. Şimdi bak şöyle bir sorun var. Bağış meselesi kanunlarla sıkıntılıdır. Ya ben şey dedim, siz detaylı bilgi, yani sizi özellikle söylememi istedim. Kendisi şu an 200 lira da yolladı. Anladım. Şimdi bağış meselesinde herkes bunu yapamaz. Yani kafasına göre herkes bağış kabul edemez ve bağış diye bir şey açamaz. Bunun için izinler alınması gerekiyor. Belli belgeler düzenlenmesi gerekiyor. Ancak ondan sonra bağış kabul edebilirsin. Yani burası Amerika olsa, Amerika'da herkes herkese bağış yapabiliyor. Milletvekiline bile bağış yapabiliyorsun. Ama Türkiye'de böyle bir şey maalesef yok. Sıkıntılıdır. Avrupa'da da serbest. O yüzden o söylemiştir onu. Ama Türkiye'de böyle bir şey yapamayız. Hatırlarsanız biz dernekte bile yapmadık. Yapamadık evet. Yani. Biz derneğe üyelik için aidat bile kimse almadık, istemedik. Tabii ben de isterim. Yani bir havuz oluşturulabilir. Bu havuzda biriken parayla cihaz olmayan kişilere her ay bir iki, artık ne kadar birikmişse para, şey, cihaz gönderilir. Bu benim de işime yarar. Neden? Sonuçta burası bir ticarethane. Biz belki bir tane cihaz gönderebiliyoruz ama o ay belki iki tane, üç tane, dört tane cihaz gider. Ama şu anda bu kanunen mümkün değil Türkiye'de. Maalesef. Vakıf olsak, dernek olsak bağış oluyor. Ama şirketlerde bağış meselesi biraz sıkıntılı. Maalesef biraz sıkıntılı. Ha şu olur. Adam gelir buraya. Abi der, ben şu cihazı satın alıyorum. Şu cihazı satın alıyorum. Benim adıma kim istiyorsa ona ver. Veya senin seçtiğin birini al gönder. Bak bunu diyebilir. Gelir buraya, cihazı satın alır. Satın aldığını biz burada videoyla belgeleriz. Tamam mı? Satıp parasını verir. Sonra bu cihazı kim göndereceksek ona fatura eder, göndeririz. Ha, bizim Uğur mu? Uğur Çanakkale'deymiş. Beni niye bekliyormuş? Uğur Yiğit kardeşim Çanakkale'deymiş, bizi bekliyormuş. Maalesef biz gelemiyoruz şu anda Çanakkale'ye. Sen bizim yerimize de iyi iç, keyfini çıkar. Gez dolaş, bak bakalım ne var ne yok oralarda. Şu anda gelemiyoruz Çanakkale'ye kardeş. Kusura bakma, hakkını helal et. Şu anda çalışma zamanı. Yaz geldi, artık bizim çalışmamız gerekiyor. Biz kışa kadar faal bir şekilde çalışmayı düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimiz de yine çalışmayla alakalı, yani işimizle alakalı ziyaretler. Çünkü gideceğimiz illerde bizi bekleyen arkadaşlarımız var. Bazı etkinlikler hazırladık orada. Bunları zaten videolarla size de atacağız. Seyredeceksiniz. Çok hoşunuza gidecek bu videolar arkadaşlar. İnanın her şey alt üst olacak. Her şey yeniden yazılacak. Haberiniz olsun. Ben ne dedim size? Ben bu cihazları size yaktıracağım dedim. Bir de hazır yeri gelmişken şöyle bir konu var. Size tekrar dile getireyim. Bakın arkadaşlar. Biz Uğur Elektronik olarak sattığımız cihazların artılarını ve eksilerini söyleyen tek firmayız. Bunu bir kere lütfen bir kenara yazın. Buna rağmen hala daha bazı kişiler ne yazık ki ya bizi iyi dinlememişler, ya gönderdiğimiz cihazın içindeki kılavuzu okumamışlar, ya da bütün böyle sıkıntılara rağmen ben bir video hazırladım biliyorsunuz. Bir kullanma kılavuzu hazırladım. Sesli bir kullanma kılavuzu. Bunu bile seyretmemiş adam. Hala daha cihazı kullanamıyor. Bak cihazı kullanamıyor. Lütfen arkadaşlar. Benim cihazımı aldığınız zaman birkaç gün talim yapın. Kullanma kılavuzunu birkaç defa okuyun. O sesli kullanım videosunu birkaç defa seyredin. Burayı arayın. Buradan yardım alın. Gerekiyorsa buyurun gelin. Beraber cihazı kullanalım. Ama sizden rica ediyorum. Daha cihazını eline yeni almışsın. Araziye daha yeni çıkmışsın. Abi şurada şunu yaptım, bunu bu. Bakın tekrar söylüyorum. Lütfen önce cihazı kullanmayı öğrenin. Ondan sonra araziye çıkın. Bu benim, sadece benim başıma gelen bir sıkıntı değil. Ben biliyorum. Şu anda Türkiye'deki birçok satıcının başındaki sıkıntı bu. Bakın çelik konusunda, altın konusunda, mineral, maden konusunda yeni metaller, galvaniz, nikel, krom türü yeni metaller konusunda
Ben sürekli uyarıyorum sizi. Cihazın neler söyleyebileceğini, cihazın ne tepkiler vereceği konusunda sürekli size bilgiler veririm. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bizi de haksız yere suçlamayın. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de görüntüleme sistemleri. Görüntüleme sistemlerinde şunu soruyorlar. Abi görüntüleme sistemlerinde metal ayrımı var mı? Görüntüleme sistemleri gerçekten işte bu kadar derinlere inebilir mi? Görüntüleme sistemi yer altındaki objenin, boşluğun, tünelin, odanın birebir fotoğrafını çeker mi? Her yerde çalışır mı? Arkadaşlar, görüntüleme sistemleri bir, manyetik sensörlerle yapılan görüntüleme sistemleri var. İki, bizim resistivite dediğimiz yere çakılan elektrot dediğimiz, biz elektrot diyoruz, krom çubuklar vardır. Bunlarla yere bir frekans verilir. İkincisi budur. Resistivite diyoruz. Yani görüntüleme sistemleri içinde sayılır resistivite cihazı da. İkincisi bu. Üçüncüsü de bizim gravite dediğimiz yöntem. Bakın gravite. Bu üç yöntem görüntüleme sistemlerle, radarda var, dört yöntem diyelim. Bu dört yöntem görüntüleme sistemlerinde kullanılır. Ama defineciler en çok manyetik sensörlerle yapılan manyetometre veya gradiyometreyi tercih eder. Birçok firma bunları farklı farklı isimlerle satıyor ama eğer sensör kullanılmışsa, manyetik sensör kullanılmışsa bu ya manyetometredir ya da gradiyometredir. Üst üste iki tane sensör kullanıldığında bu gradiyometre diye isimlendirilir. Yan yana sensörler kullanıldığında da buna manyetometre denir. Ve şu anda dünyada ve Türkiye'de en çok bu tür görüntüleme sistemleri satılıyor definecilere. Neden? Çünkü kullanımı çok kolay. O yüzden. Aynı zamanda yapımı da çok kolay. Çok basit, yapımı çok rahat cihazlar bunlar. Peki handikapları nedir? Handikapları şu, sensörlerle yapılmış görüntüleme sistemleri yüksek gerilim hatlarının altında düzgün çalışmaz, hatta hiç çalışmaz. Sensörlerle yapılmış manyetometre ve gradiyometreler bizim yığma dediğimiz taş, toprak, çakıl, karışım yani karışık topraklarla yapılmış bir kaplamanın üzerinde düzgün çalışmazlar. Yani siz manyetometreyle veya gradiyometreyle bir taş yığma veya toprak taş karışımı bir tümülüsün veya bir mezarın üzerine çıktığınız zaman alttan hiçbir görüntü alamazsınız. Unutmayın bunu. Üçüncüsü, manyetometreler derinlik konusunda firmaların verildiği derinlikler çok böyle değişkendir. 5 metre diyen var, 8 metre diyen var, 15 metre diyen var, 20 metre diyen var. Derinlikler kesinlikle değişkendir ve doğruluğu tartışılır. Bunu unutmayın. 5 metreye kadar makul olabilir ama 5 metrenin altında ekstrem bir derinliktir ve o derinliklere inebilme yeteneği olan çok az cihaz vardır. Ben yoktur demiyorum ama çok az cihaz vardır. Manyetometreleri veya gradiyometreleri stabil dediğimiz tek düze yapılarda, mesela blok kayalarda veya tamamen rahat madeni yapıları olmayan, madenik yapılar olmayan topraklarda kullanabilirsiniz. Manyetometre manyetik alana duyarlı cihazlardır. Yani manyetiklenmiş metale duyarlı cihazlardır. O da demirdir. Manyetometre veya gradiyometre demiri çok sever. Demiri çok rahat bulabilir. Mesela bir manyetometre veya gradiyometre ile blok kaya içerisinde odaları, tüneli, mahzeni çok rahat bulabilirsiniz. Ama katmanlı topraklarda manyetometre veya gradiyometre ile bu kadar derine inemezsiniz. Ve bu kadar net görüntü alamazsınız. Haberiniz olsun. Manyetometre ve gradiyometrelerde, sensörlü cihazlarda arazide ölçüm yaparken sensörü tutuşunuz, yürürken sensörü hareket ettirişiniz alacağınız görüntüye etkendir. Unutmayın bunları. Hiçbir manyetometre ve gradiyometre ile yer altındaki o yapının birebir ölçüsünü, birebir fotoğrafını, birebir şeklini alamayabilirsiniz. Mesela size bir misal vereyim.
toprağın 30 santim kazıp bir ateş yakın. Toprağa 30 santim kazıp bir ateş yakın. Bu ateş söndükten sonra burayı toprakla örtün. Ve buranın üzerinde manyetometre ile veya gradyometre ile bir ölçüm yapın. Az önce ateşi yakıp kapattığınız yerde metal varmış gibi bir kırmızılık alacaksınız. Biliyor musunuz bunu? Unutmayın, toprağı kazdınız. Kazdığınız yeri kapattınız. Kapattığınız yerin üzerinden bir ölçüm atın, manyetometre ve gradyometre ile. Orayı mavi olarak alacaksınız. Neden? Çünkü toprağın manyetini değiştirdiniz. Yan taraflar yeşil, tek düze bir renkte ama kazdığınız ve kapattığınız yer mavi bir renkte çıkacaktır. Toprağa bir demir saplayın. Bak, toprağa bir demir kazık saplayın. Bu demir kazığın üzerinden geçtiğiniz zaman manyetometreniz ve gradyometrenizle demiri sapladığınız yerde kıpkırmızı bir renk alacaksınız. Hatta bütün ölçümünüz kıpkırmızı bir hale gelecektir. Neden? Oraya sapladığınız demir bütün manyetiği bozacağı için her yer kıpkırmızı gözükecektir. Bakın, bu bilgileri satıcı kolay kolay vermez. Bunlar manyetik cihazların, yani gradyometre ve manyetometrelerin handikaplarıdır, sıkıntılarıdır. Bunları satıcı anlatmaz. Biz bunları anlatıyoruz. Mesela radarlar. Radarlar önünde ve arkasında iki anten olan cihazlardır. Eğer anteniniz düşük frekansta çalışıyorsa derine inersiniz. Yüksek frekansta çalışıyorsanız derine inemezsiniz. Yüzeyde kalırsınız. Şimdi Türkiye'de birçok radar satılıyor. Bunların en meşhuru da Ahmet Bey'de o bir radar vardı ya. Mala. İsim veriyorum, kusura bakmayın. Bakın, radar mucize bir cihaz değildir. Türkiye çoğunlukla 3-4 metre sonra su çıkan bir memlekettir. Bu topraklarda 3-5 metreden sonra su bulabilirsiniz. Yani zeminimizin belli metrelerden sonra ıslaktır ve kirli bir yapıya sahiptir. Siz radarla bu kil yapının üzerinde çalıştığınız zaman o 1 santim, o 5 santim, o 20 santim kilin altını radarla göremezsiniz. Ve kilin bulunduğu seviyeye kadar, derinlik kaç metreyse orayı görürsünüz, altında hiçbir metali, hiçbir boşluğu göremezsiniz. Yani radar kile takılır, ıslak zemine takılır. Radarla orman içinde, ağaçların çok olduğu yerde çalışamazsınız. Ağaç köklerinin bulunduğu yerden geçtiğiniz zaman yukarıya doğru bir pik yapar ve siz burada bir boşluk ve metal hissi alırsınız. Unutmayın. Radarla yine yüksek gerilim hatlarının altında çalışamazsınız. Radarla blok kayalarının üzerinde çalışırsınız, saç kılı kadar çatlağı bile görürsünüz. Ama radarla katman toprağın üzerinde çalıştığınız zaman alacağınız veriler o kadar kaliteli olmaz. Radarla çok derine inebilirsiniz. Ama derine indikçe görüntü flulaşır. Yani netliği kaybedersiniz. O yüzden biz radarda en fazla 5-10 metre derinliklerde çalışabilirsiniz diye uyarırız ve o başlıkları, o antenleri tavsiye ederiz. Defineciler için çok uygun değil. Kayalık arazide çalışacaksanız, tek düze blok kayalarda çalışacaksanız radar kullanabilirsiniz. Ama çayırda, bayırda, ormanda, sürülmüş tarlada radar kullanamazsınız. Yani o mala dediğiniz cihazı eğer dağda, bayırda kullanıyorsanız bilin ki %90 yanlış veri alacaksınız. Hele tekerlekli bir mala kullanıyorsanız tekerlek her bir taşın üzerinden sektiğinizde hata yapacaksınız. Anladınız mı arkadaşlar? Peki rezistivite. Rezistivite bizim maden ve su aramalarında kullandığımız bir cihaz. Arkeojeofizikte de kullanılan bir cihazdır. Yer altındaki yapıları fevkalade birebir ölçülendirip çıkarılabilecek bir makinadır. Yer altındaki bir tüneli, odayı, mahzeni, yer altında kalmış bir yapıyı birebir ölçüleriyle duvar kalınlığına kadar, zemin taban derinliğine kadar her şeyle çıkarırsınız.
Ama rezistivite de definecilerin kullanımı için pratik bir cihaz değildir. Ama size yakında bazı sürprizlerimiz olacak rezistivite ile ilgili. Biz aynı zamanda madenciyiz. Rezistivitenin her türlüsünü kullandık ve kullanıyoruz. Sizin kullanımıza uygun da rezistiviteler hazırlayabiliriz. Haberiniz olsun. Bir de ne var? Bir de bizim gravite dediğimiz bir cihaz var. Gravite aslında yerin ne derler ona? Manyetik değil de daha çok madenik yapılarını, madeni değişimleri, mesela şöyle bir örnek vereyim size. Eğer siz çok yoğun madeni olan, maden yapısı olan bir bölgedeyseniz sizin ağırlığınız artar. Madenik yapılarda, madenik bölgelerde yer çekimi daha şiddetlidir. Maden olmayan yerlerde yer çekimi biraz daha zayıftır. Mesela bir mikrogravite ile 1 ton taşın içindeki 1 gram altını bulabilirsiniz. 1 ton taşın içindeki 1 gram altını bulabilirsiniz. Ama mikrograviteyi çoğunlukla biz yer altındaki büyük çatlakları, petrol yataklarını, su yataklarını bulmak için kullanırız. Çoğunlukla zaten beta bu konuda kullanır. Deprem fay hatlarını bulmak için gravite kullanır. Gravitede derinlik çok çok fazladır. Graviteyi define amaçlı şu ana kadar kullanan olmadı. Ama arkeojeofizikte ölçüm yaptığınız alandaki farklılıkları ve değişimleri bulmak için kullanılır. Mikrogravite denen cihaz defineciler için pek uygun değil. Bu dört cihaz görüntüleme sistemi içerisinde sayılabilecek cihazlardır arkadaşlar. Şu anda definecilerin en çok tercih edildiği edenler, definecilerin en çok tercih ettikleri sensörlü bizim manyetometreler ve gradyometre dediğimiz cihazlardır. Onların da handikaplarını saydım zaten size. Bunlara da dikkat etmek zorundasınız. Benim size tavsiyem, eğer 3-4 metre gibi derinliklerde çalışıyorsanız dedektörü tercih edin. Golden Rain, Golden Warrior ve Goldfinder bunun için yapıldılar. 3-4 metre gibi derinliklere inebilme yetenekleri var. Bu derinliklerdeki metali bulabilme, ayırt edebilme yetenekleri var. Çok pahalı değiller. Rahat ve pratik kullanımlıdır bu cihazlar. Yani müşterimiz geliyor buraya, abi ben 4 metre, 3 metre gibi derinliklerde bir görüntüleme sistemi arıyorum. Kardeşim, o derinliklerde bir görüntüleme sistemi en az 8-10 bin liradan başlıyor. O kadar para ona verene kadar bu dedektörler sana ondan çok daha fazlasını verebilir. Görüntüleme sistemiyle ayrım yapamazsın, bu cihazlar metal ayrım yapabilir. Görüntüleme sistemiyle katmanlı yapılar üzerinde çalışamazsın, bu cihazlarla çalışabilirsin. Bakın görüntüleme sistemlerinin handikapları çok çok fazla. Ha yine de derinlikleri biraz daha iyi olduğu için, çünkü manyetik çalışıyorlar bunlar, dedektörün inemediği derinliklere de inebiliyorlar. Ama siz 3 metre 2 metre gibi derinliklerde çalışacaksanız bence o kadar para harcamayın, dedektörü tercih edin. Size tavsiyem bu. Neden biz büyük başlıklı pasları tercih etmeyin diyoruz? Paslar da derine inebilir büyük başlıklarla. Ama ayrım yapamazsınız. O büyük başlıkları arazide, ormanda, taşlık, kayalık, çalılık alanda dolaştıramazsınız. Bu yüzden size bunu söylüyoruz. Maden ve mineral yapısı yoğun olan bölgelerdeki Türkiye'nin birçok yapı yeri böyledir. Paz cihazlarla sıkıntı yaşarsınız. Boşluk bulamazsınız. Bir mezarı, bir odayı, bir tüneli paslarla bulamazsınız. 1,5 metre, 1 metrelik bir başlıkla metali bulduğunuz yeri noktalayamazsınız. Ayrım yapamazsınız. O yüzden biz VLF sistemleri tercih ediyoruz. Ve bu sistemlerle de derine inildiğini size ispat ediyoruz. Ve edeceğiz de. İnşallah. Ahmet, soruları alalım şimdi. Çok da uzatmayalım. Yok mu soru? Tamam. Ne güzel. Kampa bayanlar gelebilir mi? Kampa bayanlar gelebilir. Bayan arkadaşlarımız da olacak kampta. Sıkıntı yok. Biz definecileri dişi erkek diye ayırmıyoruz arkadaşlar. Hepiniz bizim arkadaşımız, kardeşimizsiniz. Bu bir meslek olarak yapılıyor Türkiye'de. Her yerde olduğu gibi bayanlar bu meslekte de faaliler. Bizim ordu bayimiz biliyorsunuz karı kocadır. Duygu Hanım'la Ömer kardeşimiz. Yani bayanlardan da defineci var, yok değil. Ha belki arazide çalışmaları
sıkıntılı olabilir. Çünkü arazi şartları biraz sıkıntılıdır. Bayan oldukları için daha böyle nadide böyle çıt kırıldı mı bayanlar? Ama geçen gün bir video seyrettirdiler bana. Ben şok oldum. Hanım arkadaş bir kazıyor. Böyle bir şey yok Ahmet. Geçen gün bir arada... Harbi iyi kazıyordu yani. Geçen gün birisi aradı. 1 metreye 1 metre 2, 2 metre derinliği de dedi. Ben sana 1 saate kazıyayım deyince abi direkt geldi. Ahmet şimdi sizi seyredeceksiniz zaten çektiğimiz çileyi. Soru yok değil mi ama? Ya vardı. Tek telefonlar geldiği için tamam. Yazamadım. Yani işaretler. Her sene gelecek misin acaba? Genel sezon doğuya. Ya Türkiye'nin her yerinde, her yerine gitme niyetimiz var, yok değil. Ama zaman konusunda sıkıntımız var. Burada da çalışma var çünkü iş bizi bekliyor. Bir de bir konu daha var, onu da size söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, şu anda Türkiye'de Bulgaristan'dan gelip satılan cihazlar var. Bizim buradaki bazı firmalar, biz üretiyoruz diye Bulgaristan'dan alıp getirdikleri merdiven altı cihazları burada size satıyorlar. Lütfen buna dikkat edin. Şu anda Türkiye'de üretim yapabilme yeteneğine, kapasitesine ve izne sahip bizim gibi bir iki firma daha var. Fazla yok. İnanın geri kalanların hiçbir üretici değil. Onlar satıcıdır. Ama Türkiye'den ama dünyanın farklı ülkelerinden aldıkları cihazları biz yapıyoruz diye satıyorlar. Kötü mü? Kötü değil. Bunu söylerlerse kötü değil. Biz üretiyoruz demeleri kötü. Yani işin içinde bir yalan var. Doğru söyleseler sorun değil. Ama yalan söylüyorlar. İnanın o insanların birçoğunu tanıyoruz. Onların cihaz üretebilme ne kafa yapıları var. Yani zekaları buna yeter. Ne buna paraları yeter ne de buna kabiliyetleri yeter. Ekipleri zaten yok. O yüzden yalan söylüyorlar. Ben buna kızıyorum. Dese ki adam ben bu cihazı, tek para cihazını Bulgaristan'da yaptırdım veya yapıyordu adam, gittim para verdim. Benim de etiketimi yapıştırdım, burada satıyorum dese gam yemeyeceğim. Bunu söylesin. Ama ne yazık ki yalan söylüyorlar. Özellikle Bulgar cihazları biz yapıyoruz diye Türkiye'de satan birkaç firma var. Onları da size ifşa edeceğim yakında inşallah. Onları da ifşa edeceğim. Özellikle VLF görünümlü paslar var. Bakın. VLF görünümlü paslar. Hatırlarsanız biz bir zımba teli videosu çekmiştik. Oradaki detayı kaçırdınız siz. Biz o zımba telini VLF derin arama bir cihazla bulduk. Tespit ediyoruz. Dikkat edin. Bizim cihazımız VLF ve derin arama. O cihaz VLF derin arama zımba telini görüp ayırt edebiliyor kıymetsiz diye. Ama dikkat edin, bazıları Bulgar cihazlarla, tek para cihazları, PAS cihazlarla gösteriyorlar. Ben dedim ki eğer götünüz yiyorsa VLF derin arama ellerinde olduğunu söylüyorlar çünkü. Bu da derin aramadır, VLF'dir diyorlar. Totişiniz yiyorsa aynı zımba telini o derin arama VLF cihazıyla da bir gösterin bakalım görüyor mu? Bakın o detayı kaçırıyorlar. Küçük böyle mercimek kadar altın parçalarını görüyormuş. Nabit. Tek para cihazlar onların. Bakın ben bunu VLF ile gösterdim. Çeyrek altını yan tuttum. O yarım milim kalınlığındaki o ince tarafını altın olarak görüp ayırt ettirdim. Neyle? VLF cihazla. Derin arama VLF ha. Tek para değil bu cihaz. Kaçırıyorsunuz. Dikkat edin. Dikkat edin arkadaşlar. Yurt dışından, Bulgaristan'dan tek para cihazlarını getirip de ben yaptım diye satanlar var. Dikkat edin. Türkiye'de şu anda sattığı cihazlara devletin onayladığı, Sanayi Bakanlığı'nın onayladığı garanti belgesi veren tek firma Doğru Elektronik. Şu anda aldığınız cihazların hiçbirinin resmi garanti belgesi yok. Hiçbiri devlet tarafından onaylı değil. Yarın o adam ben bu cihazı tamir etmem, değiştirmem dediği zaman hiçbir şey yapamazsınız. Size verdikleri garanti belgesi sahte, gerçek değil. Gerçek değil o garanti belgeleri. Sanayi Bakanlığı'nın onaylamadığı belgeler. Haberiniz olsun. Hatta sorun bu adamlara.
sizin bu dedektörleri üretme belgeniz var mı kardeşim? Sizin sanayi sicil belgeniz var mı? Orada dedektör üretebilir diye yazıyor mu diye bir sorun. Bakın hiçbiri gösteremeyecektir. Bunlar merdiven altı imalatçıları, merdiven altı. Merdiven bile değil diyor Ahmet. Biz 2023 teknolojisiyle cihaz yapıyoruz diyenler var ya, onların cihaz mihaz yaptıkları yok arkadaşlar. Ne kadroları var, ne beyinleri var, ne paraları var, ne de ekipleri var. Bunlar, Türkiye'de birkaç firma var. Böyle ısmarlama cihaz yapıyor. Geçen Ahmet birini aradı. Bakın, o konuşmaların hepsini size dinleteceğim. Yasakmış ama ben yine de dinleteceğim. Sıkıntı yok. Adam ne diyor biliyor musun? Ben diyor falan filan şahıslara, firmalara diyor cihaz yaptım. Aynı cihaz abi, kutusunu değiştirip veriyoruz diyor. Bazı özellikleri değiştiriyoruz. Bu adam diyor satıcı olarak çıkıyor piyasaya. Satıcı olarak çıksa yine iyi. Adam imalatçıyım diye çıkıyor. Bakın, kullandıkları sap aynı. Kullandıkları bobin aynı. Sistem aynı. Cihazların ismi farklı, kutuları farklı. Türkiye'de birkaç kişi var. Birkaç firma var. Bunlar Türkiye'de parası olanlara bu cihazları yapıyorlar ve piyasaya salıyorlar. Ve siz de satın alıyorsunuz. Bu adam 3 sene sonra, 2 sene sonra kapatıp kaçıyor. Cihaz sizin elinizde patlıyor. Örnek Sivas. Örnek Sivas. Sivas'taki o ipuç kaçmış mı? Tabii. Bir tek biz değilmişiz. Emniyetler yokmuş. Köyüne gittik, evine gittik, kapattığı yere gittik. Adam hangi, kimdi o? Doğan Delibaş. Doğan Delibaş. Ne dedektördü? Sivas dedektör mü diye geçiyor. Bir şey. Sivas dedektör. Kayıp yani. Değil. Aynen. İşte o kadar. Evet arkadaşlar, durum bu. Biz sizi uyarıyoruz. Lütfen dikkat edin. Ben cihazı aldım. Hayır, almayla bitmiyor arkadaşlar. Bu cihaz arızalanacak. Bu cihazın yedek parçaya ihtiyacı olacak. Bu cihaz gerekirse değiştirilecek. Bu cihaz 6 ayda bir bakılacak. Bazı parçaları sıkıntı yaşayacak. Geri döndüğünüz zaman firmayı yerinde bulamayabilirsiniz. Özellikle Bulgar cihazlara dikkat edin. Hiçbirinin geri dönüşü yok. Sizin elinizde patlayacak bunlar. Ve şu anda Türkiye'de bazı uyanıklar Bulgar'dan getirdikleri ve Türkiye'de bazı uyanıklara yaptırdıkları cihazları ben üretiyorum diye size kaptırıyorlar. Ve siz de araştırmayıp bunları alıyorsunuz. Bunların garanti belgeleri bile devlet tarafından onaylanmamış. Sahte garanti belgeleriyle satıyorlar. Bakın, irsaliye ile hala cihaz satanlar var. İrsaliye sizin arazide cihazınızı kullanacağınız bir belge değildir. Fatura yerine geçmez. Bu adam resmen vergi kaçırıyor. Eğer elinizde irsaliyeniz varsa lütfen maliyeye gidin, bu adamı şikayet edin. Sizden rica ediyoruz. Siz bunu yapmazsanız bu adam başkalarını da dolandıracak. Eğer irsaliye ile cihaz satmışlarsa size, lütfen CİMER'e bunu şikayet edin. Bu adam bana bu irsaliyeyle cihazı sattı arkadaş diye şikayet edin. Edin ki başkalarının canı yanmasın. Bu adam devleti de dolandırıyor, sizi de dolandırıyor. Evet arkadaşlar, ben konuşmamı bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Bugün araya girdik. Şu anda tatildesiniz. Pazartesi günü itibariyle inşallah herkes işinin başında olacak. Şu iki gün lütfen geri dönüş yolunda dikkat edin. Kaza bela, Allah göstermesin, çoluk çocuğunuz var, kendi canınız var. Allah Teala sizleri korusun, muhafaza etsin inşallah. Tekrar geçmiş bayramınız mübarek olsun diyorum. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. İstanbul, Üsküdar, Uğur Elektronik'ten herkese selamlar, herkese saygılar. Gelirseniz İstanbul'da, Üsküdar'da bir kapınız var, bir kardeşiniz var. Buyurun gelin. Başka bir şey var mı? Sonlandırıyorum. Başka bir şey var mı duyuracağımız? Mehmet Şahin. Tekrar bir söyleyeyim. Mehmet Şahin kardeşim, lütfen bizle bağlantıya geç. Bak, Alan Tanaman gidiyor, başkasına haberin olsun. Söyleyeyim yani. Evet. Herkese tekrar selamlar diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcınız olsun. Tekrar hayırlı bayramlar, hayırlı tatiller.